Resmin Öyküsü programından devam ediyoruz. Bu sefer Hollanda'ya gideceğiz ve Brügel'in çocuk oyunları tablosunu inceleyeceğiz. Evet, biraz böyle Rönesans'a bakmak gerekiyor bu bağlamda eseri anlatmak için. Rönesans'ın baş şehrinin İtalya olduğunu ve bu anlamda İtalya'dan kuzeye doğru bir yayılmanın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kuzey ülkeleri, Hollanda, Almanya gibi ülkeler Rönesans'ta biraz daha sonra karşılaşıyorlar. Baş şehir İtalya. İtalya'dan yukarıya doğru bir yayılma var. Evet, Kuzey Rönesans, Kuzey Avrupa'da Rönesans'ın en önemli yansımalarından birisi 16. yüzyılda yaşamış Brügel'in eseri. 1525-1569 yılları arasında yaşadığı düşünülen Brügel aslında Belçika ve Brede kasabasında doğan birisi. Doğduğu kasabadan ismini alıyor. Bazı isimlendirmeler vardır. Mesela Harezmi Harizm doğumludur. Biruni Birun. Mesela İsmail Gelenbevi Gelenbe doğumludur. İnsanlar doğdukları coğrafyalardan isimler alabilir. Brügel'in ismi de buradan gelmektedir. Baba Brügel, köylü Brügel olarak anılmasının sebebi kuşaklarca sanatçı yetiştirmesi, torunları, çocukları sanatçı olması, köylü Brügel olarak anılmasının ise temel nedeni Rönesans'ın dini siparişlerinin ve siparişlerin yanı sıra köy yaşantısını, köy hayatını ele alan tabloların yapılması sebebiyle köylü Brügel olarak anılmıştır. Bu eserde bakmamız gereken nokta aslında perspektifin ne kadar yukarıdan alındığını ve geriye doğru panoramik olarak yayıldığını görmekteyiz. Hemen sağ tarafta geriye doğru baktığımız zaman sonlara doğru bir katedralin olduğunu, diğer tarafta ise panoramik olarak baktığımız zaman doğa manzaraların olduğunu görmekteyiz. Yukarıdan bir bakışla çocuk oyunlarına odaklandığımızda burada yaklaşık 250 çocuğun kızlı erkekle karışık bir şekilde oyunlar oynadığını görmekteyiz. 1560 yılına tarihlenen bu eser gerçekten sanat tarihi anlamında çok önemli. Günümüzde Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde sergilenmektedir. 120-160 boyutlarında yaklaşık 1560 yılına tarihlenen bu esere biraz daha yakından bakalım. Tepeden baktığımız noktada bizi bir mimari karşılıyor. Bu mimari aslında Rönesans mimarisi. Barok mimarinin ya da gotik mimarinin, yani biraz gotikten bahsetmek gerekirse gotik mimarinin aksine Rönesans mimarisi insan boyutlarında yapılardır. Siz gotik bir katedrale girdiğiniz zaman katedral sizi yutar şekilde, göğü deler şekildedir. Ama Rönesans mimarisi daha insana yakın, baskın mimaridir. Bu mimarinin etrafında çocukların oyunlar oynadığını görmekteyiz. Yaklaşık 250 tane çocuğun oyunlarının ev içi manzaralar ve sokak manzaralarıyla karma olduğunu görmekteyiz. Hemen evde salıncakta sallanan çocuklar, maskeyle sokağa bakanlar, bez bebekle oynayanlar, beşikler sallayanlar görülmekte. Dışarıya doğru çıktığımız zaman hemen kapının önünde aşık oynayanlar, birdir bir oynayanlar, eteklerini çevirenler, derede yüzenler, çok kalabalık bir kompozisyon. Ama bu kadar kalabalık bir kompozisyonda şunu söyleyebiliriz. Brügel'in yaşadığı bu dönemlerde, yani 1560'larda savaşlar, kıtlıklar, veba salgınları, insanların mutsuz olduğu bir dönem. Bir de kuzey bölgelerde çok fazla güneşli havanın olmaması karamsarlığı da etkilemektedir. Bu kadar çocuk bir arada ama yüzlerde çok fazla tebessüm yoktur. Çocuklar ifadesizdir. 250 çocuğun çığlıkları, gürültüleri bu resimde hissedilebilir ama sevinçleri sorgulanmalıdır. Bir de şuna bakmak lazım. Bu resmin olaylar zincirini anlamak için merkezde bir evlilik töreninin, yani çocuk oyunları içerisinde
evlenmenin, o evliliğin etrafında çocukların birleşmesinin, çocukların gelecek nesilleri bir araya getirmesini anlatan bir süreçtir aslında çocuk oyunlarının merkezinde evlilik oyununun olması. Burada gördüğünüz üzere çocukların başlarında birkaç tane ebeveyn vardır. Yani yaşlı grupta çok fazla insan yoktur. Sayıları 1 ya da 2 ile sınırlıdır. Çocukların haşereliğini durdurmak için camdan su serpen yaşlı bir kadın, evlenen çocuklara refakat eden bir büyük görülebilir. Onun dışında genel anlamda çocuklar resmedilmiştir. Burada kalabalık kompozisyonlarda Bruegel'in kendinden önce yaşamış yine Hollandalı ressam Bosch'un etkisinde kaldığını da hissedebiliriz. Burada Bosch etkisi yoğun olarak hissedilmektedir. Ve Bruegel'in sevdiği bir diğer detay ise Flemenkçe atasözlerinden etkilenmesidir. Yani buradaki tablolarda didaktik bir gönderme vardır. Mesela bazı resimlerde çatılar deliktir. Bu bir atasözüne gönderme yapar. İşte çatısı delik olmak, gösterişten uzak olmak. Mesela kocasının üzerine mavi pelerin örtmek, eşini aldatmak anlamına gelmektedir. Çatısına turtalar dizmek. Çatısına turtalar dizilen bir evin aslında çok fazla şatafatı sevdiğini söyleyebiliriz. Bir tane daha örnek vermek gerekirse, domuz önüne gül atmak, hak etmeyen birine yardımcı olmak. Yani eserlerinde bu atasözlerini bir yerlere yerleştirir. Ayrıca didaktiktir eserleri. Bruegel'in bu eserinde şunu söyleyebiliriz. Kilise siparişleri, dini siparişler Rönesans'ta artık yerini panoramik manzaralara, doğa detaylarına, natürmortlara yer vermiştir. Bu süreçte yine Kuzey ve İtalya'yı kıyasladığımız zaman Da Vinci'lerle eşdeğer, eş yüzyıllarda olduğunu söyleyebiliriz. Yani Da Vinci İtalya'da Mona Lisa'yı yaparken Kuzey'de bunlar oluyordu. Kuzey'in karamsar coğrafyası, Kuzey'in kapalı coğrafyası eserlerde bir şekilde yer edinmişti. Bu bağlamda etnografik değerlerin bir araya getirilmesi, çocuk oyunlarının evrenselliği, burada oynanan birdir bir, çember çevirme, aşık oynama, hem Anadolu toplumlarında hem Doğu toplumlarında ayrıca Batı'nın da oyunlarının olduğunu gösteren bir tablodur. Yani çocuk oyunları evrenseldir, Bruegel'in dili didaktiktir, öğreticidir ve bu kapsamda da çocuk oyunlarının etrafında toplanan bir eserdir. Evet, bugün bu tabloyla birlikte Kuzey Rönesans resminde Hollanda'ya gittik ve bu Hollandalı sanatçının çalışmalarını gördük. İtalya üzerinden yayılan Rönesans'ın kuzeye doğru gidildiğinde fırçanın değiştiğini, sanatçıların perspektif anlamında daha geniş açılarla resimler yaptıklarını ve bu panoramik manzaralara etnografik değerleri yerleştirdiklerini söyleyebiliriz. Bu eser 1560 yılına tarihleniyor. Günümüzde ziyaret etmek için Viyana Sanat Tarihi Müzesi'ne gidebilirsiniz. 120-160 boyutlarında bir eser. Çocuk oyunlarını bir araya toplayan bir çalışmadır. Çok teşekkür ediyorum.